Şimdi gelelim şu iletişim sayfasına. İletişim sayfasının şurada bir tasarım vardı. Hemen bunu bir açayım önce. Bir bakalım ne var ne yok. Şimdi öncelikle şu resmi bir alalım. Alt tuşuna bastım. Yandaki göz işaretine bastım. Image dedim. Trim dedim. Okey dedim. Ve bunu export ediyorum. JPEG olarak export ettim. Sayfa header. İletişim JPEG olarak kaydedebilirim bunu. Tamam. Daha sonra şu üst taraf aynı. Hemen gelelim bu iletişim sayfasını bir oluşturalım bakalım. Rotalamayı zaten yapmıştık. Gelelim. Yine neden su arıtma sayfasını aldım, kopyaladım. Frontend'e. Şurada da şuraya iletişim blade dedim. Burada herhangi bir bölüm yok. Yani sayfa ikiye bölünmemiş. Alt tarafta bölünmüş. Onun için şu üst tarafı bölmeye gerek yok. Şunu bir iptal edelim şimdilik. Şurada ana sayfa. Şuraya iletişim diyelim. Şuraya ne diyeceğiz? İletişim JPEG diyeceğiz. Şimdi bir bakayım. Evet, sayfa bu şekilde geldi. Ama resim sanki tasarımda yetersiz gibi durdu. Niye böyle oldu? Bir bakalım resme. Arıtmaya gittim. Publish'e gittim. Frontend'e gittim. Pardon, Frontend'e gitmeyeceğiz. Upload Photos diyeceğiz. Sayfa header diyelim. Şu resmin özelliklerine bir bakayım. Ne diyor? 1567 305 diyor ama biz bunu ne yapmamız lazım? 1920 piksel yapmamız lazım ki tam genişliği elde edelim. Fireworks'u açayım. Herhangi bir programda. Artık size kalmış. Gelelim bakalım. Şunu 1920 yaparsam resmim şöyle bir boyut alıyor. Kaydettim bunu. Sayfayı bir yenileyim. Bakayım. Fena durmadı gibi. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Şunu biraz küçülteyim. Kontrole basıp mouse'un topunu kendinize doğru çekerseniz bu sayfa küçülecektir. Şuradan bitmap araçlarından Markıya tool aldım. Şurayı seçtim. Bitmap'i seçtim. Şu üst tarafı siliyorum. Delete ile. Ve Fit Canvas diyerek resmimi tekrar kaydettim. Şimdi bakayım. Evet, biraz daha iyi gibi oldu sanki. Yüksekliğini biraz düşürdük. İletişim ana sayfa tamam. Daha sonra ne var? Şurada bir harita kısmı var. Harita yazıyor. Hemen gelelim. Container kısmına bir harita yazayım. Bakayım şöyle tekrar. Burada container kısmına harita yazdık. Peki nerede geldi? Burada bir bakayım şurada. Evet, harita buraya geldi. Tamam. O zaman şu kısma ben bir iletişim başlık diye bir class atayım. Ctrl X ile şu haritayı kestim. Ctrl V ile buraya yapıştırdım. Şu iletişim başlık kısmını aldım ve CSS'e gittim. İletişim başlıkta neler olacakmış bir bakalım. T'ye bastım Photoshop'tayken. Yazıyı seçtim. Yazının renk kodunu öncelikle bir alayım. Ne diyeceğiz? Color diyeceğiz. Diyez renk kodumuzu yapıştıracağız. Tamam. Ondan sonra neymiş? 24 pikselmiş. Font size 24 piksel olsun. Burada Oswald'ımız var mıydı şurada bir yerde? Font family Oswald olacak. Font weight de 700 olsun. Hatta şu kısmı şöyle kopyalayayım ben tekrar. Tamamen o özelliklerin hepsini buraya almış olayım. Pardon. Thumbnail ile değil. İletişim başlığa yazmam lazım bunu. Şimdi sayfaya bir bakayım. Evet. Tamam. Ben de bunu istiyordum zaten. Geldik. Şimdi bakarsak burada bir container var. Container ama şimdi haritayı ben konteynerin içine koyarsam aynı şu hizada gelecektir. Yani nasıl olacaktır? Şurada kalacaktır harita. Onun için ben burada haritayı konteyner dışına yazmam lazım.
Onu nasıl yapalım? Şöyle gelelim. Şu konteyner şurada bir bitsin. Tamam. O zaman ben buraya bir konteyner fluid diyeyim. Tam genişliğe sahip bir tane div oluşturayım. Öncelikle şunu bir resim olarak alalım bakalım. Ctrl D dedim. Seçimi iptal ettim. Sonra haritayı seçtim. Haritayı seçebiliyor muyum? Auto select dedik, layer dedik. Bakalım harita. Haritayı seçemedik. Şunu en başa bir alayım. Haritayı yine seçemiyorum. Bakalım harita nerede? Şurası. Header'ı kapattım. Sayfa header'ı kapattım. Content kısmı breadcrumb varmış şurada. Onu da kapatalım. Ürün liste şurasında mı? Değil. Sidebar'da da değil. Peki nerede bu? Şunu da kapatayım. Haritayı bulamadım bir türlü. Şu content'in içinde bir yerde ama tam olarak nerede? Bu değil. Bu da değil. Şu ürün listenin içindeymiş. Ürün listenin içinde şu kısımda mı? Değil. Şurada. Şu galiba harita. Evet, kilitli olduğu için haritayı seçememişiz. Şimdi haritayı seçtim. Sadece bu harita kalmasını istiyorum. Alt tuşuna bastım ve göz işaretine bastım. Sadece haritam kaldı. Trim dedim. Okey dedim. Yine kenarlarında bir boşluk var. File. Export. Save for Web Legacy dedik. Bunu PNG olarak mı kaydetsek? Yok. JPEG olarak kaydedelim. Save diyelim. Bunu da şimdilik sayfaların içine harita.jpg olarak bir kaydedeyim. Şuradan geldim. Sayfaların içinde harita JPEG'i aldım. Fireworks'a attım. Şöyle bakayım. Şimdi bu haritayı şöyle bir keseyim ben. Şöyle kestim. Fit kalmaz dedim ve kaydedeyim. Tamam. Geldim şimdi şuraya. IMG dedim. Alt çizgi Upload'un içindeki fotosun içindeki sayfalar içindeki harita nokta JPEG dedim. Buna bir class vereceğim. Ne olacak? IMG responsive olacak ve center block olacak. Şimdi haritaya bir bakayım istediğim gibi geldi mi? Genişliği yeterli olmadığı için istediğim gibi gelmedi. O zaman ben bunu zaten burada açıktı Fireworks'te. Şunu geldim. 1920 yaptım. Fit Canvas diyelim. Ctrl S diyelim ve kaydedelim. Bakarsak tam genişliği aldı ama kenarlarda boşluk bıraktı. O zaman Container Fleet dibine geldim. P0 diyerek benim ilk başta oluşturmuş olduğum bir kendi CSS kodlarımız vardı hatırlıyorsanız. İşte M0 dersek margini sıfırlıyordu. P0 dersek de padding'i sıfırlıyordu. Sayfayı tekrar yenileyim. Bakayım istediğim gibi oldu mu? Evet oldu. Tamam devam edelim. Şu iletişim başlık klasına bir geleyim. Margin nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Margin Bottom 20 piksel diyelim. Margin top 10 piksel diyelim. Şöyle bakarsak daha iyi oldu gibi. Tamam. Şimdi bu haritayı resim olarak aldık, yerleştirdik. Ama biz bunu JavaScript kodlarıyla alabilir miyiz? Neydi bu harita? Sinazi map olması lazımdı. Sinazi map'e girelim. Şuraya da girelim. Yani şimdi burada Google'da normalde işte şu haritanın üstüne geldiğimizde mouse'un topunu çevirdiğimizde harita uzaklaşıp yakınlaşıyor olması lazım. Resim olarak alırsak o özelliği kazandıramayız. Onun için gelelim şuraya. İşte burada Türkiye'ye bir gelelim bakalım. Buradan İzmir'e bir gidelim.
Buraya kostümüze dedi. Bir kodu sev. Buradan işareti nereden koyuyoruz acaba? O da ayrı bir konu. Şimdi bir geri gelelim bakayım. Şöyle alalım şimdilik. Zaten daha sonra koordinatlarla geliyor olması lazım. Tamam. Burayı ne yapalım? Bunu böyle dedik. Tamam. Şurası İzmir şimdi. Bunun şurada koordinatları var mı acaba? Bir bakayım. Geometri demiş. Orada herhangi bir koordinat göremedim ben. Şuradan download a simple example örneği bir indirelim. Bir bakalım örneğe. Şunu birlikte aç deyip PHP Storm'da bir açayım. Tamam. Burada gelmiş. Şunu bir alayım öncelikle. İletişim Blade'de şu JavaScript kısmına bir yapıştırayım. Daha sonra şu script'i de aldım. Bunu da aynı şekilde script kısmına ekledim. Başka ne yapmam gerekiyor? Bir de ID'si map olan bir div oluşturmam gerekiyormuş. O zaman ben geleyim şu resmi iptal edeyim. ID'si map olan bir div oluşturmuş olayım. Başka herhangi bir şey yok galiba. Sayfaya geleyim bir yenileyim bakalım ne olacak. Şu an çekmedi. Tekrar bakayım. Herhangi bir hata da almıyoruz. Konsolu takip ettiğimizde. Ama resmimizi de çekmiyor. Unit tak. Acaba sayfanın heat etiketlerinin arasında mı yazmamızı istiyor? Ona bir bakalım. Nasıl bakalım? Ben şu ikisini şuradan bir keseyim şimdilik. Header değil de Master Blade'e geleyim. Master Blade'de şurada bir yazayım şu kodları. Bakalım ne olacak. Şimdi gösterecek mi? Bir sorun oluştu diye hata vermiş. Biraz beklememiz mi lazım acaba? Bu sayfa Google haritaları düzgün şekilde yükleyemedi. Teknik haritanın JavaScript konsoluna bakın diyor. Bakıyoruz ama herhangi bir konsolda herhangi bir şey göremiyoruz. Tekrar yenileyim. All diyeyim şurada. Ne diyor burada? Google no API case demiş. Developers Google API oluşturmamız gerekiyormuş bunun için. API case oluşturmamız lazımmış. Gerek var mı API oluşturmaya? Her site için ayrı oluşturmaya gerek yok. Gelelim biz normal Google Maps'ten haritamızı alalım oraya koyalım. Google Maps gittik. Şuraya şurada acaba adres var mı? Bir bakayım. İzmir su arıtma sistemleri yazarsak çıkacak mı? İzmir su arıtma. Sistemleri diyelim. Soğuk Kuyu Mahallesi diyor. Burada Zübeyde Hanım var. Şu an için Hyundai su arıtma sistemleri burası olması lazım. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Daha sonra neredeydi? Her seferinde değişiyor bu zaten. Paylaş kısmında değil de haritayı yerleştir kısmında bir iframe kodu veriyor bize. Bunu büyük diyelim şöyle. Şu kısmı kopyaladım. Embed kodunu. Geldim buraya. Şu kısmı iptal edelim. Ctrl Z ile geri aldım. Master Blade'imi kaydettim. Daha sonra şunu da iptal edeyim. Tamam. Şuraya embed kodunu bir yapıştıralım şimdi. Şurası tamam. Peki sayfanın durumu ne oldu?
Bakarsak bu şekilde geldi. Tamam. Şimdi şurada bir width ve height değeri var. Width 100 yüzde diyelim. Height'a da 400 diyelim ki 400 piksellik bir yüksekliğe sahip olsun. Şu şekilde geldi. Fena değil aslında. Evet, tam da ortada geldi. Şimdi sadece şöyle bir şey yapalım. Bus route embed diyelim. Şu kısımda bir bootstrap'ın embed ile ilgili, responsive ve embed ile ilgili bir kısmı vardı. 16'ya 9 embed kısmını kopyaladım. Şuraya geldim, şuraya yazdım. Şu class'ı vermem gerekiyormuş iframe'e. Bu class'ı verdim. Şuradaki iframe'i sildim. Bunu buradan keseyim. Ve şu kısma yapıştırayım. Şimdi responsive ve embed olarak da geliyor olması lazım. Hyundai arıtma sistemleri ama bu sefer de sanki ne oldu? Boyutu da yüksekliği de ona göre büyüdü gibi. Onu nasıl önüne geçeriz? Şurada class'ı verdik ama style diyelim bir. Style height 400 piksel diyelim. Bakalım ne olacak şimdi. Evet, şu şekilde oldu. O zaman ben bu divin de height'ını style'la 400 piksel vermem lazım. Şöyle verirsem yine olmadı ama bakalım tekrar embed kısmına. Embed kısmında bir padding button var. Padding button'dan dolayı orası o şekilde oluyor. O padding button'ı kaldırsam ne olacak? O zaman da embed mantığı mı bozulacak acaba? Şu kısmı kopyalayayım ben bir. Şu kısmı kopyaladım. Shift CSS'e geldim. Şuraya yapıştırayım. Padding button 0 diyelim. Şimdi bir bakayım tekrar. Tamam, şöyle iyi gibi. Peki sayfayı küçülttüğümde ne olacak? Şöyle tekrar bir yükleteyim sayfayı. Yine ortada geliyor. İstediğim gibi 400 piksel her zaman yüksekliği olsun. Genişliği değişken olsun benim için. Yükseklik önemli değil. Genişlik önemli. Bakayım şöyle. Gayet iyi. Yakınlaştım, uzaklaştım. Tamam. Harita kısmı tamam. O zaman ne dedik? Şu Synazi'yi kullanamıyoruz dedik. Google API oluşturmamız gerekiyormuş. Google API ile de oluşturmaya gerek yok şu an için. Bunu da kapattık. Şu harita kısmını da kapatalım. Şunu da kapatalım. Gereksiz olan bir şey kalmasın. İndirilenleri kapatalım. Tamam. Burada ne var? Form kısmı var. Bir de adres kısmı var. Şöyle gelelim o zaman. İletişim bileğinde. Şu Shift CC'yi kapatabilir miyiz? Kapatırız. Şunu da kapatalım. Şöyle bunu en sona bir alayım. Şimdi gelelim. Tekrar bir container divi oluşturalım. Container divine cool md 6 diyelim ve ikiye bölelim burayı. Şurada form alanı olacak. Şurada da adres alanı olacak. Evet, şurası form, şurası adres. Şu container fluid padding 0 dedik. Ama margin bottom 20 piksel olsun. Yani 20 piksellik aşağıdan boşluk versin. Tamam. Şu şekilde. Öncelikle şu adres kısımlarını bir yazalım. Bize ulaşın kısmı varmış. Şuradaki başlığı kopyaladım. Şunu şöyle açabilirim. Buraya ne diyeceğiz? Bize ulaşın diyeceğiz. Şurası neymiş? İletişim formuymuş. Şu iletişim formu yazısını aldım, kopyaladım. Şunu şuradan kopyalayalım. Şöyle bir bakayım şimdi sayfama. Evet, şu şekilde tamam gibi. Fena değil gibi. Şimdi şu adres kısımlarını alalım.
nokta adres diyelim. Şöyle yapıştırayım. Orası tamam. Şuraya her seferin hepsine bir yer atmam lazım ki alt satıra geçsin şimdilik. Şöyle. Adresler de geldi. Diğer adres aynı mı? Şimdilik aynıdır büyük bir ihtimal. Evet, aynı. O zaman şu adres kısmını da aldım. Tekrar kopyalayıp yapıştırdım ki bir daha alta geçsin. Tamam. Şimdi gelelim CSS'e. Nokta adres. Öncelikle margin bottom 30 piksel olsun. 30 piksellik aşağıya bir boşluk versin. Tamam. Şu yazıyı bir seçeyim. Yazının renk kodunu aldım. Color dedim. Renk kodunu yapıştırdım. 18 pikselmiş yazı boyutu. Font size 18 piksel. Peki şöyle sayfayı ilk haline getirsem bunun yazı tipi neymiş? Roboto condensed'mış. Roboto'yu kullanalım mı? Hiç Roboto'yu da dahil etmeyelim işin içine. Biz bunu getirelim. Aynen bu şekilde bir kalsın bakayım. Line height 25 piksel olsun. Şöyle bir bakayım. Evet, şöyle iyi gibi sanki. Yazı boyutu biraz küçülebilir ama 18 çok gibi. 16 yapalım. Şunu da 22 yapalım. Şu şekilde iyi gibi sanki. Şimdi forma göre form yaptıktan sonra olmadı. Tekrar şekillendiririz orayı. Form kısmına gelelim. Form kısmında ne var? Adınız, soyadınız, e-mail, telefon mesajınız var. Şöyle gelelim. Bu statta bir form kısmı olması lazımdı. Hemen onu alalım. Şurada. Şu kısım bizim işimize yarar. Başka var mı diye bakıyorum. Yok. Tamam. Şunu alalım o zaman. Neredeydi? Şu en baştakiydi. Şunu aldık. Kopyaladım. Şu kısma yapıştırdım. Şurada bir checkbox var. Checkbox bizim için önemli değil. Şu form gruba kadar olan kısmı silelim. Bakayım bir. Evet, form geldi şu şekilde. Şurada bir mesajımı ilet kısmı var. Şuraya geleyim. Mesajımı ilettiğim. Şimdi şurayı şu form grubu aldım. Çoğalttım. Yapıştırdım. Tamam. Şurada bir de text area vardı sanki. Text area için herhangi bir şey yapılmış mı? Yapılmamış. O zaman sadece şu text area'yı alayım. Şöyle şurayı seçeyim. Ctrl D ile çoğalttım. Şimdi buradaki input'u kaldırdım. Input'un yerine text area'yı yazdım. Şu kısma name diyelim. Mesajınız olsun. Şu name'i alalım. Mesajınız demeyelim de direkt mesaj diyelim. Şurası tamam. Şu type password değil. Type text olsun. Bir ID vermeye gerek yok. Name diyelim. Tel diyelim. Şuna da tel diyelim o zaman. Tasarımda ne diyormuş bir bakalım. Telefon demiş. Label kısmına. Şuraya mesajınız diyelim. Şurası e-mailmiş. E-mail. O zaman type'ı da e-mail olması lazım. Name'i e-mail olsun. Şu name'i alıp kopyaladım. For kısmına yapıştırdım ki tıklandığında oraya gitsin. Placeholder. Placeholder'lara gerek yok.
Burada yok. Şu kısımda var. Şurası ad soyadtı galiba. Adınız soyadınız diyelim. Şuraya ad soyad diyelim. Şu type'ı text olacak. Name'i ad soyad olacak. Şimdi bir bakalım. Şu şekilde olabilir mi? Olabilir. Fena durmadı yine. Şu form class diyelim. Margin baktım 30 olsun. Şu şekilde. Şu submit butonuna gelelim. Pull right diyelim. Şu form bitmeden de şuraya gelelim. Clear. Clear. Fix diyelim. Burayı da bir temizleyelim ki şu şekilde olsun burası. Tamam. Şimdi tasarımda şöyle bir şey var. Burada labeller burada. Karşısında text box var. Öyle de yapabiliriz. Bu şekilde de olabilir mi? Olabilir. Şimdilik sadece şu şeyi değiştirelim. Yazı tiplerini falan ilgilenelim. Şöyle geldim. Kopyaladım. Neymiş? 16 pikselmiş. Şimdi gelelim. Formların içindeki labellere form label diyelim. Color diyelim. Font size 15 piksel diyelim. Font width'i de 300 diyelim şimdi. Bakalım ne olacak. Şu şekilde. Tamam. Ondan sonra formların içindeki inputlara formların içindeki text arayarak dedim ki border radius 0. Herhangi bir border radius olmasın. Ama etkili olmadı sanki. Şöyle bir imported diyelim. Bir daha bakalım. Evet, şimdi border radiuslar gitti. Şu labellere margin bottom 4 piksel diyelim ki şöyle hemen altından başlamasın. 4 piksellik bir boşluk versin. Şuraya AA dersem mesajımı ilet dersem burası lütfen bir e-posta adresi girin dedi. Tamam. Şimdi bir bakalım. Border'ları değiştirelim mi diye düşünüyorum. Değiştirmeye gerek yok gibi sanki. Şöyle iyi. Daha sonra burada ne yapılabilir? Şuradaki adres kısmında neredeydi? Adres margin baktım 30 değil de margin baktım 50 diyelim. Şu formla aynı yüksekliğe getirmeye çalışalım onu. 50 dedim. Biraz da margin top 20 diyelim. Yukarıdan da 20 piksellik bir boşluk vermiş olalım. Sanki almıyor. Benim dediğim margin top ve margin bottom'ı almadı gibi duruyor. Şurada adres kısmına bakarsam almış aslında. Margin top'u da 50 yapalım bakalım ne olacak. Şimdi olduğu gibi. Ama bu sefer de fena durmadı. Sadece margin top 40 diyelim. Margin bottom 60 diyelim. Şöyle daha iyi gibi durdu sanki. Tamam. Başka iletişim kısmında bir şey var mı? Şu mesajımı ilet kısmının dışında herhangi bir eksik yok gibi. Gelelim. Şurada ne dedik? Label dedik. O zaman ben bir de buraya form submit dersem bu buton olarak mı gelmişti? Evet, buton demem lazım ki CSS'de orayı da değiştirmiş olsun.
Butonu değiştirmedi ama form buton color dedik. Tamam. Formun içindeki butonlar. Tabi BTN default'tan aldığı için evet şu şekilde olabilir. Ya da biz buton için ayrı bir yer oluşturalım şuraya. Form diyelim. Formun içindeki buton ya da hiç formun içindeki buton değil de buton default kalsın. Ne diyelim? İletişim submit adında bir class verelim. İletişim submit nokta iletişim submit ne olsun? Rengi böyle olsun. Şunu aynı şekilde bir yazayım ben buraya. Tamam, şu şekilde. Border none diyelim. Herhangi bir border olmasın. Şöyle. Üstüne geldiğimizde ne olsun? Onu da ayarlayalım hemen. Kopyaladım. İletişim submit hover diyelim. Hover olduğu zaman background color transparan olsun. Sayfayı bir kaydedeyim. Bir bakayım şimdi oldu mu? Evet. Rengi de ne olsun? Şuradan color zilla ile rengi aldım. Kopyaladım. Color şöyle olsun. Şu font weight'i kaldıralım. Şu iletişim submit'teki font weight 300 olmasın. Biraz kalın olsun. Üstüne geldiğimde de bu şekilde oluyor. Şimdi tıkladığım zaman da dışında bir grilik oluyor. Olsun. Fena durmadı gibi sanki. Şu şekilde iletişim sayfası da bitmiş olması lazım. Şimdi burayı tamamladık. Ne yaparız? Bir dahakinde de ürünlerimiz ve ürün detayları ile ilgili sayfaları tamamlarız.